Sosyal bahisin bir numarası tuttur. Burak Alacay'la 6. adamı sunar. Herkese günaydın. Burak gibi açacağım. Mutlu sabahlar sevgili dinleyiciler. Radyo Spor'dan ben Caner Aydaş. Saatler 11'e kadar sizlerle birlikteyim. Bugün sevgili Burak yok. Onun da kulağı çınlasın. Biraz özel işleri var diyelim. Ya da izne çıktı artık bilmiyorum. Ve sabah ben size eşlik edeceğim. Saatler 11'e kadar 6. adam programıyla karşınızdayız. Evet, biraz basketbol konuşalım. Dün akşam çok futbol konuştuk, artık biraz da basketbola girmek lazım. Dün olimpiyatlarda biliyorsunuz maçlar başladı. Dün de güzel maçlar vardı. Avusturya, İspanya maçı vardı. Nefesleri kesti. Gerçekten çok güzel bir mücadeleydi. Aslında uzun süre başa baş geçen bir mücadeleydi. En azından ben öyle değerlendiriyorum. Ama Avusturya özellikle ilk periyotta aldı, hatırlarsanız, izleyebildiyseniz bilmiyorum. 10 sayılık diferansı farkı korudu ve maç sonunda da kazanmayı başardı. Tabii Avusturya'nın galibiyetini hani bekliyor muyduk? Ben açıkçası bekliyordum İspanya'yı yenmesini. Avusturya diyorum, özür diliyorum. Avustralya. Çünkü iyi bir kadroları var. NBA'den gelen oyuncuları var ve rotasyonu çok iyi kullandı koç. Maç sonunda da kazanmayı başardı. Zorlu bir grupta, yani bu grup çok zorlu. Burada alınan her galibiyet çok çok önemli. A grubunda Avustralya, Kanada, Yunanistan ve İspanya var ki hani şöyle baktığımız zaman işte Amerika harici, belki biraz da Fransa'yı sayarsak, Sırbistan da var tabii. Şampiyonluk için hani şu 4 takımdan ya da işte bu 4 takımın herhangi birisi final oynasa zaten çok şaşırmayacağımız bir tablo. Öyle bir grup açıkçası. Dediğim gibi çok zorlu bir grup. Burada tabi Avustralya'nın kazanarak başlaması kendisini bir üst gruba atmak için önemli idi bence. Sonraki maça da birazdan geçeceğim. Tabi maçta özellikle Pat Mills 19 sayı attı ki rebound'ı azdı ama uzun bir süre oyunda kaldı. Yaklaşık 30 dakika yakın süre aldığını söyleyebiliriz. Yine Landale'in 20 sayısı var. O da önemli bir katkıda bulundu. Van Gogh'un kenardan gelip 13 sayı katkıda bulunması ve rebound'a ciddi bir katkı bulunmasıyla beraber Avustralya belki birçoğumuzun beklemediği bir galibiyeti imza attı. Dediğim gibi ben bekliyordum. İddia oranları da zaten Avustralya'yı favori gösteriyordu. Avustralya'da Santi Aldana'nın 27 sayısı yeterli olmadı. İspanya bence hani bu gruptan işi zor. Yunanistan'la beraber sanki işleri biraz zor gibi gözüküyor ki Yunanistan'ı da birazdan konuşacağız. Gerçi üçüncü kim olabilir diye sorarsanız muhtemelen üst tur için, çünkü ilk üç, ilk iki direkt çıkıyor. Üçüncü sonraki gruptaki üçüncüyle oynayacak. Öyle gözüküyor ve Avusturya'yla işte galibiyet aldı. Sonra Kanada ve Yunanistan'la oynayacaklar. Buradan çıkaracakları bir galibiyetle beraber bence üstü garantileyebilirler gibi gözüküyor. Bir diğer mücadele yine aynı gruptaydı. O da bu arada Lul'un da dün oynadığını söyleyelim. İspanya'da, onlar da İspanya adına önemli bir katkıda bulundu aslında. 17 sayı var ama onun haricinde doğru düzgün sayı atan oyuncu çok fazla yoktu. Hernan Gomez, Willy Hernan Gomez'in 14 sayısı vardı ama yani çok katkı. Rudy Fernandez mesela dün 0 sayıyla yani herhangi bir katkıda bulunamadı. Yine Garuba sadece 3 sayısı vardı. Yani onlar için daha çok sayı opsiyonu maça etki edecek ya da işte maçın bir şekilde başa baş geçmesini sağlayacak özellikle Hernan Gomez'lerden çok fazla katkı gelmedi. Juanco Hernan Gomez'in sadece 2 sayısı var. Yine daha şöyle bakıyorum. Evet, yani beklentileri karşılayamayan bir İspanya vardı. Çok da şaşırmadım. Dediğim gibi Avusturya bence hak ettiği, tamamen hak ettiği bir galibiyet aldı ve A grubuna galibiyetle başlaması onlar için önemliydi. Sonrasında Almanya, Japonya
mücadelesi vardı. Tabii Japonya'nın buralarda olması da büyük bir başarı ama nihayetinde Almanya favoriydi, açık ara favoriydi ve maçı da farklı bir şekilde kazandı. 20 sayılık bir fark. O grupta da Japonya haricinde zaten Fransa ve Brezilya sanki ilk 3 için, yani lider kim olur çok emin olamıyorum. Sanki Fransızlar bir adım önde ama Almanlar da hiç de yabana atılır bir basketbol oynamıyorlar. Son dünya şampiyonu Almanya bildiğiniz üzere. Deniz Schröder yine 13 sayı attı 28 dakikada. Wagner'in 22 sayısı vardı ki önemliydi. Daniel Tyson yine maça ciddi bir etkisi vardı. 18 sayı 7 reboundla mücadele etti ve sadece 19 dakika parkede kaldı. Kenardan gelen Isaac Bonya'nın 11 sayısı var ki o da 19 dakikada 11 sayı attı yine. Diğer Morris Wagner'in de 15 sayısı ve 5 rebound'ı olduğunu söyleyelim. O da 18 dakikada kenardan gelip maçı çözen oyunculardan birisiydi. X faktörlerden birisiydi. Az önce bahsettiğim gibi Bonya ile beraber, Isaac Bonya ile beraber 26 sayılık bir kenar katkısı geldi ki bu çok değerliydi. Japonya rotasyonu da çok kullandı ama dediğim gibi maçın içine çok fazla giremediler. Almanya bir şekilde aldı götürdü ilk periyottan başlayarak. Sonraki hiçbir periyotta üstünlüğü Japonlara vermedi ve mücadeleden de 97-77 20 sayılık bir farkla galip geldi. Gruba da galibiyetle başladılar. Az önce Avustralya'nın İspanya'yı 92-80 yendiğini de söyleyelim. Sanki skoru söylememiş gibi oldum ama hani skoru da ileteyim. Bu da önemliydi. Akşam kuşağında Fransa Brezilya mücadelesi vardı. Yine aynı grupta, yani B grubunda önemli bir mücadeleydi. Aramız mı var? Yok değil mi? Tamam. Bir göz göze gelemedik. Rejimizdi. Almanya, Fransa, Brezilya ve Japonya B grubunda ve Fransa Brezilya mücadelesi vardı. Sert bir mücadele olmasını kağıt üstünde bekliyorduk. Tabi favori Fransa'ydı. Yine az önce Japonya Almanya örneğinde olmasa bile daha az favori olsa da yine de favoriydi. Hem iyi oyuncuları var, atletik oyuncuları var, NBA'de oynayan oyuncuları var. Kazanmasını da bekliyorduk. Çok sert bir maç oldu. Gerçekten Brezilya milli takımı Fransa'nın skorer ve etkili oyuncularına çok fırsat tanımadı. Yine de tabii Fransa baştan sona üstün götürdü mücadeleyi. Victor Wembanyama maçın en skorer oyuncularından birisiydi. 19 sayı attı. Hatta maçın en skorer oyuncusuydu. Nicolas Batum'la beraber 19 sayı attı. 31 dakika parkede kaldı. Çok da uzun süre koç onu sahada tuttu, onu söyleyelim. İlk periyodu kaybetmişti ama sonraki periyotlarda üstünlüğü ele aldı. Özellikle ikinci periyottaki etkili savunması ve hücumda da isabetli atmasıyla beraber, daha dikkatli, daha isabetli atışlarla beraber ki üçüncü periyotta da savunmanın dozajını daha da sertleştirdiler. 10 dakikada sadece 9 sayıya izin verdiler Brezilya'ya. Ve mücadeleyi de 78-66 kazandılar. Dediğim gibi uzun zamandır izlediğim en sert maçlardan birisiydi. Çok da hani çok keyifli miydi diye sorarsanız belki çok keyifli olmayabilir ama bazen işte o savunma sertliği de aslında insana keyif verebilir. Ben açıkçası öyle okudum. Fransa beklendiği şekilde mücadeleyi kazanmayı başardı. Fournier 7 sayıyla yine katkıda bulundu. Rudy Gobert 7 sayısı var 18 dakikada. Şöyle bakıyorum. Kenardan da, evet, çok fazla katkı alamasalar da bütün oyuncuları, hayır sadece bir oyuncuları hariç, bütün oyuncular, yani 11 oyuncudan sayı katkısı aldı Fransız koç. Bu konuda herhalde şu ana kadar oynanan maçlarda gördüğüm kadarıyla en fazla skor katkısı bench'ten gelen oyuncuların katkısını alan takım Fransa gibi gözüktü. En azından ben öyle gördüm. Sonraki maça da birazdan bakarız ama Fransa gruba galibiyetle başladı ve Almanya'nın ardından hemen ikinci sıraya, o da tabii attıkları sayı farkıyla
Almanya ve Fransa buradan ilk iki sırada çıkar gibi gözüküyor. Eğer Brezilya Almanya'yı ve Japonya'yı yenip ikinciliğe göz koymazsa sanki ilk iki belli gibi, Almanya ve Fransa, üçüncü Brezilya gibi gözüküyor. Bu grupta dengeli bir grup, güzel bir grup. Maçlar böyle başa baş geçebilir gibi gözüküyor. Gerçi A grubu gibi değil tabii. A grubu tam bir zulüm grubu. Çünkü Avustralya, Kanada, Yunanistan, İspanya hepsi birbirinden güçlü takımlar. Hani en zayıf halka sanki İspanya gibi gözüküyor ama onu da söyleyeyim. Evet, sevgili Burak Alaca selamlarını iletmiş. Biz de buradan sevgili Burak Alaca'ya ve ailesine bol bol selamlarımızı gönderelim. Kahveniz de afiyet olsun. Kahve içerken fotoğraf atılır mı ya sabah sabah? Sevgili rejimimiz yani. Bak biz de bekliyoruz. Bekliyoruz. Türk kahvesi desek reklama girmiyor değil mi? Türk kahvesi, evet, yani reklama girmiyor. Türk kahvesi mümkünse bir kahve alsak, yani böyle yayın yaparken tatlı konuşup tatlı yayın yapsak daha iyi olur mu? Burak, haftaya o kahveyi mümkünse evde yap, öyle gel bak yayın. Yani elinde böyle tuta tuta gelir, nasıl gelirse bilmiyorum. Peki sevgili Burak Alaca ve ailesine de selamlar, sevgiler. Bizleri dinliyorlarmış. Çok teşekkür ederiz. Mustafa'yı da Musti'yi de bizden taraf öpersiniz. Sevgili Burak'ın minnak kardeşi, küçük kardeşi. Allah bahtını açık etsin. Çok tatlı maşallah. Evet, ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Az önce de söylüyordum. Almanya, Fransa, Brezilya, evet, bu gruptaydık. Fransa galibiyetle beraber, Almanya'nın da kazanması da beraber favoriler kazandı diyebiliriz. Ve günün son mücadelesi, müthiş bir mücadele bekliyordum. Hani Avustralya, İspanya maçı gibi ki daha kaliteli olmasını bekliyordum. Nitekim de benzer bir mücadele oldu. Kimdi bu mücadelenin adı? Tabii ki Yunanistan-Kanada mücadelesi. A grubunda, yine zulüm grubunda ya da ölüm grubunda, neyse artık. İki favori sayılabilecek takımın mücadelesi. Birçok yıldızı barındıran iki takımın mücadelesi. Onu söyleyelim, tabii ki Kanada çok daha fazla yıldız barındırıyor kadrosunda. Kanada beklendiği şekilde Yunanistan'ı beklendiği şekilde diyorum ama kolay şekilde demiyorum, mağlup etmeyi başardı. 86-79 mücadeleden üstünlükle ayrıldı Kanada. Tabii birçok atletik oyuncusu var, NBA'de oynayan birçok oyuncusu var. Yine sert bir mücadele oldu diye değerlendirebiliriz. Çünkü 170 bantlarındaydı iddia oranları. Hatta acaba oynasak mı, oynamasak mı, önersek mi, önermesek mi diye çok düşündüm ve önermemeyi tercih ettim. Kendimce bir risk aldım. Yani alt üst bahislerinde genelde alt bahisi önermem ben, ama üst bahisine de yani üst bahisinden mücadele uzak kalabilir diye düşündüm. Nitekim 170'lerden açılan bant gerçekleşmedi. Yani o sayıya ulaşılamadı. 79-86 mücadele sona erdi. Tabii Yunanistan'ın burada rolü büyük. Çünkü sert savunma yapamazsa Kanada yüzleri falan bulurdu. Yani öyle de diyebiliriz ama kazanmayı başardı. Yunanistan'da Kostas beyefendi, pardon, özür dilerim, Giannis Antetokounmpo, Kostas nereden çıktı? Hani maçı aldı götürdü ama maalesef Yunanistan adına, maalesef benim için önemli değil, bana ne. Yunanistan adına galibiyete getiremedi. 34 sayı attı sevgili dinleyiciler. Gerçekten Yunanistan'ı tek başına maçta tutmaya çalıştı ki bir diğeri de Papanikolaou'du yine. O da Kostas Papanikolaou. O da 17 sayıyla yine Yunanistan adına elde kalan istatistik verilerine yansıyan tek çift sayılı haneye ulaşan Yunan oyuncuydu. Diğer oyuncular sahada var mıydı yok muydu çok da belli değildi ki. Aslında bir X faktör bulabilselerdi, yani kenardan getirecekleri veya kenardan oyuna aldıkları oyunculardan biraz daha skor katkısı olan, işte bir 8-10 sayı daha atabilecek ekstra bir oyuncuları daha olsaydı, ki Mitoğlu onlardan birisiydi mesela, 19 sayı 19 dakikada 5 sayı attı, daha fazlasını bekliyordum. Maça ortak olabilirlerdi, en azından ben öyle düşünüyorum ama olmadı onlar için.
Kanada aldı ve götürdü ki onlar da az önce Fransa'dan bahsederken söylemiştim. Birçok oyuncudan şöyle bakıyorum. 6 diyelim buradan. Ve 8 oyuncudan sayı katkısı aldı. Diğer oyuncular skora katkıda bulunamadı ama tabii çift hanelere çıkan 3 oyuncuları vardı. Bu da önemliydi. Barnett'ın 23 sayısı vardı ki gerçekten çok belirleyici bir unsurdu. Yine Alexander'ın 21 sayısı, Brooks'un 14 sayısı maçı Brooks'un 14 sayısı maçı kazanmak için yeterli oldu. Kanada favoriydi ve kazandı. Grupta da en iddialı takımlardan birisi ki bence Avustralya'yı da geçeceklerdir. Yani Kanada 1 olur diye düşünüyorum. Araya gidiyoruz. Kısa bir reklam arası. Sonra 6. adam devam edecek. Tutturun sunduğu Burak Alaca'yla 6. adam devam ediyor. Devam ediyoruz 6. adama sevgili dinleyiciler. Evet, Yavuz Baysal Almanya'dan Konya'ya gelmiş herhalde seyahatte. Abi seni Araç Radyosu'ndan dinlemek ayrı güzelmiş diyor. Peki, çok teşekkürler. Evet, yazabilirsiniz. Caner Aydaş Instagram ve X adresinden, artık yeni moda X. Bu arada az önce Aygün abiye yazılan bir türkü vardı. Ne güzel, ben bir jingle'la girecektim Aygün abi. Aygün abinin kahkahası beni benden alıyor gerçekten. O kadar neşeleniyorum ki yani böyle bazen o jingle giriyor. Umarım her zaman öyle neşeli olur, hayat dolu olur gerçekten. Çok güzel böyle içten kahkaha atmak değil mi? İnsanı çok böyle ayrı bir huzurlu ediyor. Burak Alaca kahvesini yudumluyormuş. Gelirken de kahve ve ne getirecekmiş bize? Bir şey daha getirecekmiş. Evet, lokum getirecekmiş. Bodrum'un lokum mu meşhur? Ben duymadım, ilk defa duyuyorum. Öyle bir şey yok ya. Yani kahve alana lokum bedava mı Burak? Geçelim. Bodrum'un neyi meşhursa onu getir yani. Lokum falan getirmiyor. Dinlenme tesislerini alma yani. Şimdi yapma bizi. Peki olsun, canın sağ olsun. Bir şey getirmene gerek yok. Şimdi rüşvete girmesin. Öyle bir şeylerle işimiz yok. Sağ salim gelin yeterli bizim için diyelim. Evet, bugün 6. adımı birazdan bitireceğiz ama bitirmeden basketbolla devam edelim. Bugün iki mücadele var. Güney Sudan, Porto Rico ve Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri. Evet, saat 18.15'te çok güzel bir mücadele var. Güney Sudan, Porto Rico maçı da güzel geçebilir ama tabii hani daha kimi izlersin diye sorarsan tabii ki ben daha çok Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri mücadelesini izleyeceğim. Orada birbirinden ünlü yıldızlar var. Birbirinden değerli yıldızlar var. Anthony Davis'i izlemek, Anthony Edwards'ı, yine Bam Adebayo. Çok az almam kendisinden ama yine de tabii ki izleyeceğiz. Derek White değil mi? Devin Booker. Hani dün biraz söylemiştim ya, bu takımda kim yok artık. Maşallah bütün herkesi, Jason Tatum yine kadrodaki oyunculardan. Embiid sağ olsun, bizim sanal basketbol liginde sakatlığı nedeniyle beni mahvetmişti. Ama kendisi şu anda iyileşti, geldi ve burada oynayacak. Benim suçum neydi diyeceğim. Bütün kışı sakat geçirdi Joel Embiid. Ama şimdi kendisi oynuyor, yazıklar olsun. Buradan ona da sistemlerimi ileteyim. Yine Jrue Holiday. O da çok önemli. Bilmiyorum, benim beğendiğim oyunculardan birisi. Tabii ki Kevin Durant. Saygıyı hak eden bir oyuncu, çok da kıymetli bir oyuncu. Bence gelmiş geçmiş, hani LeBron diyorum, Michael. Evet, şimdi böyle söyleyince bir anda bir anda böyle insan unutuyor değil mi? Böyle tam böyle söyleyeceğin zaman, neyse birazdan söylerim. Benim için şu anda yaşayan bir numara tabii ki LeBron. Aktif basketbolcular içinde bana sorarsanız en iyisi. Hani NBA'de kırılmadık rekor kırmadı. Tabii ki Stephen Curry de var. Haliburton olsa da olur, olmasa da olur. Çok da önemli değil de bir numarada. O kadar bir numara var ki hani, Haliburton olsa ne olur, olmasa ne olur.
Jrue Holiday var. Diğer taraftan Derek White ve Devin Booker, Stephen Curry. Hani onu da işte bir Fransa görsün, bir Avrupa görsün çocuk diye getirmişler diye düşünüyorum. Magic Johnson tabii ki çok çok önemli. Michael Jordan, az önce onu söyleyecektim. Hani benim için dünyanın bir numarası, ama tabii uzun yıllar önce bıraktığı için artık belki birçok kişi sadece hani nasıl bizim yaşımızda işte bizim büyüklerimiz, abilerimiz işte futbolu konuştuğumuz zaman şey söylüyorlar, işte bir Maradona vardı, bir Pele vardı ki Maradona'nın son yıllarına ben yetiştim ama yine de tabii ki çok böyle aşırı hayal mayal hatırlıyorum. Yani böyle ortaokul zamanlarımda ve imkanların da daha kısıtlı olduğu, yine renkli televizyon vardı tabii ki. İzliyorduk maçları. O zaman da vardı, yani 90'lı yılların oralarda renkli televizyonlar vardı tabii ki. Kanallar vardı. O kanallardan izliyorduk maçları. O zaman Maradona'yı özellikle izlemiştim ama tabii ki hani bir Messi kadar izleyemedik mesela. Geçmişteki abilerimiz, üstadlarımız, büyüklerimiz ne diyor? Bir Pele vardı mesela. O zaman futbol daha temposuzdu, daha böyle şu andaki gibi bilimsel verilerle belki analiz edilmiyordu, oyunculara yüklemeler yapılmıyordu, fizik kondisyon bu kadar üst seviyede değildi çünkü izlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarı alan gidiyormuş. Yani çok fazla böyle fiziksel mücadele yokmuş ve mesela onlar da diyorlar ki bir Pele vardı, tadına doyum olmuyordu falan diyorlar. Şöyle rejime bir bakayım da çok kısa bir süre, çok kısa bir reklam arası verelim, devam edelim sonra. Tuttur'un sunduğu Burak Alaca ile 6. Adam devam ediyor. Burak Alaca ile 6. Adam'a devam ediyoruz. Sevgili dinle, Junior Burak diyelim bana. Çünkü boy olarak, evet olarak biraz Burak'ı andırmıyorum ama olsun, yine de yerini doldurmaya çalışıyoruz kıymetli Burak. Evet, ne diyorduk? Amerika'dan bahsediyorduk. Ya bence tarihin en iyi kadrolarından birisi. Şampiyonluğunda herhalde taraflı tarafsız en büyük favorisi diye düşünüyorum. Ama Sırbistan'ı da tabii çok yabana atmıyorum. Onlar da çok özel bir takım ve çok iyi oyuncuları var. Bence belki en büyük problemleri bir numarada tabii ki ama Misic var. Orada da sağlıklı bir Misic ve Avramovic'le beraber fark yaratabilirler. İşte Bogdan Bogdanovic var. Çok söylemeye gerek yok. Yine Gudric var Fenerbahçe'den. Jokic var. Nikolas Jokic. Çok bir şey yine söylemeye gerek yok. Yine NBA'in en özel oyuncularından birisi. Rakip olabilirler mi? Çok zor. Yani bu kadar atletik takıma karşı tabii ki onların Avrupa basketboluna tabii ki uyumu da çok önemli. Bazen çok kolay hatalar yapabiliyorlar. Bu da çok makul tabii ki. O NBA'deki kurallar, oradaki hakemlerin tanıdığı toleransı burada göremeyeceklerdir. Çok kolay faul alabilirler. Steps yapabilirler. Hatalı yürüme yapabilirler bol bol. Ama yine de tabii ki Amerika'nın favori olduğunu düşünüyorum ve Sırbistan mücadelesinde kazanmasını bekliyorum. Skorlu maç olur mu? İşte az önce bahsettiğim gibi biraz Amerika'nın ne yapacağı, neye izin vereceğiyle biraz doğru orantılı diye düşünüyorum. Çünkü tempolu oynarlarsa skorlu olur. Onların temposuna Sırbistan'ın ayak uydurması mümkün mü? İmkansız. Çok mümkün değil bence. Hani Kanada falan olabilir çünkü orada da benzer atletik özellikli oyuncular var ama aynı şeyi dediğim gibi Sırbistan için kullanamayız, söyleyemem diye düşünüyorum. Son oynadıkları maçlar tabii hani çok yakın bir zamanda maç oynamadılar tabii ki ama Amerika'nın yine üstünlüğüyle sona ermişti. 105-79 Amerika son oynanan maçta, yani aralarında son maç o zaman uzun yıllar önce ve kazanmıştı. Pardon, uzun yıllar değil, bu hazırlık mücadelesi vardı. 105-79 kazanmıştı bu yıl. Ondan önce de Sırbistan'ın 2019'da bir galibiyeti vardı ama orada Amerika biraz daha rotasyonlu bir kadroyla gelmişti diyebiliriz. 2016'da 96-66'lık bir Amerika'nın üstünlüğü var. Yine 2016'da başka bir mücadele, Amerika'nın yine üstünlüğü olduğunu söyleyelim. Bu defa çok ciddi aldılar. Birçok oyuncu için son turnuva diyebiliriz.
Tabii ne önereceksin? Şimdi bir de onu soracaksın. Yani iki tane mücadele var. Güney-Sudan maçı ve yani Güney-Sudan Porto Rico maçı ve Sırbistan-Amerika maçı ile alakalı bir önerin var mı diye soruyorsunuz haklı olarak. Şöyle bir bakalım. Ya Sırbistan'ın fark yememesini bekliyorum ama çok da riskli buluyorum. Çünkü hani Amerika bir gaza bastı mı bir oynamaya başlarlarsa bir mesaj mücadelesi olabilir. Bir taraftan da korkuyorum, tedirgin oluyorum. Çok da böyle girmek istemiyorum. Sanki alt üst bahislerine girmek daha iyi olacaktır. Ama burada bir de başka bir konuda Sırbistan bu kadar oynamasına yani onların tempo yapmasına izin verecek mi ki onların da onlar için de bir belki de test maçı olacaktır. Çünkü turnuvada yani şampiyonluk adaylarından birisi demek istiyorum Sırbistan ama Amerika'dan sonra kime göre neye göre diyebiliriz. Yani oraya kadar gelebilirler. Çok da sürpriz olmaz. Hemen şöyle bir bakalım. Eğer oranlar şu anda aktifse size makul bir bahis önerebilirim. Amerika-Sırbistan mücadelesinde yani en yüksek handikaptan şu anda göremiyorum ama hani 13, 14, 15 seviyelerinde olur diye düşünüyorum. Handikap bahsi Sırbistan handikapta kalabilir. Bir bakalım. Evet 16.5'muş. 1.39 15.5'a yani 16 sayı yemeze 1.47 oran veriyor. Bir diğer alternatif de az önce bahsettiğim gibi alt üst bahislerine yönelilebilir. Orada da barem çok yüksek değil. Şimdi tekrar bir bakayım. 180 bandında evet yani burası aşılabilir gibi gözüküyor. Böyle 180 190 falan bitebilir. Yani Amerika 100'e yaklaşabilir onu söyleyeyim. Eğer böyle çok fantastik bir oyun oynamazlarsa ki bazen deniyorlar çok böyle ne diyelim düzen dışına çıkmaya çok müsait bir takım Amerika milli takımı birazcık momentumu yakaladığı zaman farklı biraz şova kaçabilirler. Çok da normal çünkü NBA oyuncuları bunlar oynadıkları ligde ya da NBA'de genelde birçok mücadelede bu şekilde oynayabiliyorlar. O alışkanlıkları bırakmak çok da kolay değil. Diğer tarafta Güney Sudan Porto Rico maçı saat kaçta? 12'de oynanacak. Aslında bir saat sonra o mücadelede. Biraz daha erken tabii. Evet MBS 1. Şimdi MBS 2 mi diyecektim yani en az 2 maç mı oynanıyor diye bir gördüm. Sonra hayır MBS 1'miş. Orada da yine alt üst bahisleri tercih edilebilir gibi gözüküyor. Porto Rico'da gayet skorlu bir takım. Orana da bakayım 175 bandı gözüküyor. Arttı mı acaba oranlar? Evet sanırım oranlar baya bir artmış. 166'dan falan açılmıştı. Şu anda 169.5'a kadar çıkmış. Ben olabileceğini düşünüyorum. Yani Güney Sudan'ın da gerçi ilk maçları belki bu kadar skorlu olmayabilir ama Porto Rico katkıda bulunursa Güney Sudan mücadelesinde yani Porto Rico da o tempoyu ayak uydurursa ve çok sert maç olmazsa ben skorlu bir mücadele bekliyorum. Burada da üst bahsini yine önereceğim. Yani iki mücadelede de üst bahsinin kazandırmasını bekliyorum. Evet 6. adamın bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki hafta yani Cuma gününden başlayarak Cuma 1-2 arası değil mi? Cuma 13-14 arasında tekrar 6. adam Radyo Spor'da olacak. Görüşünceye dek herkese sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Tuttur. Burak Alaca'yla 6. adamı sundu.